In the bu videoda MySQL trigger sentiyamane ürün yaz. Triggerlar edil stored procedurlar yağlı. Bunların bir funksiyo yönü tapavudun ahili stored procedurlar haçan da çağıran vaxtın işleye. A triggerlar wolfu automatically çağırlaya ve işleye. İndi haçan çağırlaya automatically belli bir yağdaylarda çağırlaya. Mesela üçün diyeli bir tablisi olan üstünde bir DML statementler bolup geçen vaxtı, yani insert, update, delete yağlı operationları bolan vaxtı triggerlar automatically işleye, öz çağırlaya. İndi, olur triggerlar ne için dörödülüye, ne için ulanılıyor? Diyelim ki bir tablisinin üstünde bir validation rule'larınız ya da business rule'larınız var diyelim. Belli bir yağdaya göre taze gelen record'ları siz barlap ütkütmeli olan yağdaylarınız oluyor. Yani şunlar yağlı yağdaylarda trigger'lar rule'larınızla dördülüye. Şimdi şunlar yağlı görünüşleri var trigger'larının. İkisinin zaten kovu düşünmeli biri activation time, birim event. Event nehili oluyor, event yankı operation type'ları oluyor. Insert, update, delete. Yani şunları yalak operationları bulan vaxtı ve dinamik bilez triggerları işletip bilez. Birim activation time, before ve after, yani before insert, before update, before delete. Ya da after insert, after update, after delete yalı ve dinamik bilez şu triggerın haçan işleyeceğini, şu operation type'den ön mü son mü işlemeli sonu görkadır bilez. Şimdi diyelim ki before insert. Before insert olsa ne hili olaya? Ya tablisa tazı data koşulmadan ön trigger işleye ve tazı record'u menem et bilen, validate et bilen, check et bilen, tazı gelen baxa menin problemi rule'uma göre doğru geliyor mi? Okey doğru geliyor mu? Sonunda insert et diyen. İş olur yalı. After insert ne hili? Tablisa koşulundan son men bir funksiyon yerine yetir bilen. Edil iş olur yalı. Kalalarım. İndi bu olsa sintaksine düşünüp geçelim nâhil yazılıyor, nâhil dördülüyor. İki sanak dilimi Türkiye Word'un arasında ve nâm edeyen kodlarımı yazıyan. İlk bilen create trigger, trigger name. Ondan sonra after ya da before activation time ikisinden birini sayılayan. Ondan sonra insert, update, delete yazış. Üç tanak operation type'den birini sayılayan. Ondan sonra on ve tablisanın adı ve for each row diyeyeniz. Ve begin ve end bloğunuzun arasında trigger kodluğunu yazıyanız. Initial'ları yazdık syntaxi var. Şimdi bir misalını söyleyen barlap gidelim. Gork gidelim Haskell düşünme için. Benim employees diyen tablisim var. Hemen adım bir şey diyalı. Employees. İşletsem. Initial'ları yazdık data'larım var. Şimdi diyelim ki. Ben şu employee tablisi var sanak neyme record koşuk diyelim. Yani bir employee koşuk diyelim. Ve indi men koşulmadan ön men neyme burada da bağlama isteyen. Eğer de şu hire date şu bunun çizsasından küçük olsa men şu hire date'i üt göçük. Koşan vaxtı men şunu bağlayacak ve validate edecek. Eğer de koşulun vaxtı yani men şu bunun şu employee tablisi bir employee koşacak koyan diyeli, insert edecek koyan diyeli. Insert etmeden ön men bağırılacak. Eğer de hire date şunun çizlosundan neyme şunun date'inden küçük olsa onda hire date'i şunun çizlosundan update etsin, üt göçsün deyip neyme edecek bir validate edecek. Şimdi şunu trigger'ların kömüyle ne diye diye şunu seyredelim. Diyelim ki şimdi ne diye diye delimiter X and delimiter keyword'ın arasında ben şunu açıp durayım ve create trigger trigger'ın adı menem diyecek check hire date diyecek ondan sonra activation time before insert bolya eventim insert yani koşulmadan ön insert olmadan ön neme çek bağırılacak. Ondan sonra on highest tablisinde employees diyen tablisiniz üstünde insert diyen operation bulmadığının bağırlı. Ve for each row diyen şuradan koyayım olup mensurat. Her bir setör için bağırlı diye. Şimdi begin ve end bloğun arasında begin ve end bloğun arasında main trigger kodlarımı yazıyorum. Şimdi triggerlarda new ve old diyen neme keywordler var. New, brem old. Bunlar record set'e den oluyor. Yani bakalarında new neme den, tabi koşulayan record'e den. Old,
önkü rekord edin. Newi haçan da dine insert dolan bilet. Old olsa update ve delete dolan bilet. Şimdi bu newi update edem guan bilet. Şimdi diyelim ki ben insert edecek diyelim. Insert into employees tablisi şu şekilde insert edeceğiz. Oradan values. Ne şu values new edem. Ve içinde ne miyden? Birinci employee number miyden? Employee number'a ne mi diyelim? Şuları alıp olur bir sanı olsun. Ondan sonra birthday miyden? Ne görüşme diyelim? Şu şekilde ben ne miyden? Şuları alıp SQL kod bilen. Ben ne miyden? Insert ediyordum. İndi şu T'de gelen, koşa koyan datanız ne meden öyle? New keyword neden öyle? Şu new bir record set. Yani new'un içinde men indi her bir datın bakasın ne met bilen alt bilen. First name'in, last name'in, gender, higher date'in bakasın alt bilen new keyword bilen. İndi men indi şurada men ne metmeli barlamalı doğru değil mi? Insert etmeden yok. If diyen new tədə record setin içindəki higher date-in baxası əgər də şun baxası nəmi şunun çislosundan kiçik olsa yəni kiçik olsa cur date deyən funksiyanı kömək ilə mən nəmi deyədim şunun current date yəni şunun çislosunu alıyadım şunun date-ini əgər də şunun çislosundan kiçik olsa tədə qoşaq olan higher date-im onda nəmi deyən then set yani ütküt ne meni higher date'in bahasını tada higher date'in bahasını şunun çizosunu ütküt diyen yine şu şekilde ve if'imi yapıyan and if deyip yine şu şekilde siz ne met bileğiniz bir validate et bileğiniz yani eğer de higher date'in tada koşulacak olan higher date'in bahası şunun çizosundan şunun çizosu 2022 sentyavr ayına mı Bərdə olsa 2020, yəni kiçik bərdə. Nəmə deyəni şunu kiçik olsa ütgöd, ya. Set ütgöd deyən, nəmə ütgötməli higher date-i şunun çislosuna ütgöd deyən. Yine şu şəkildə siz nəmə et biləyiniz, validate et biləyiniz. İndi mən şu trigger-imi dörə deyən ilk bilin. Dörə etdim. Ondan sonra, indi bir nəmə insert operation yerine yetirecek olsun. Nəmə deyə before insert, yani insert şu insert olmadığının baxalarını çək edə. Əgər də higher date nəmə kiçik olsa şunun şisasından onda ütkə deyə. Görüşünüz yalladır işlettim insert boldu. İndi employees çəksəm və stopu görmək üçün sort edəcək. Ne görüşünü deyalım 13-13 sonra 13-13 yanacak koşanı setlerim şu Ali Şaparov. Ne görüşünü deyalım. Şunun higher date'ine seyredin 2022-09-15 deyipdir. Yoksa ben 2020 yazdım. Ne metiptir? Üyüt gödüptür şunun çizlasına. Görüşünü deyalım. Şu şekilde etsin. Ne metip biliyiniz? Trigger'lar bilen bir validate et biliyiniz. Şimdi ben eğer de validate değil de ne metircek 4 yani ütkötmesin bakanı günü error çıkarsın. Benim error'ım çıkarttık bilen trigger'la kömü bilen yok. Sen bu şekilde data koşup bilmeyen ya da ütkötüp bilmeyen deyip ne metsin error çıkarsın. Şimdi onu ne edelim? Insert edelim before update bir misal edelim. Şunu copyline mi? Stop that olması için. Okay. Before update diyecek. Employee establishment men eğer de update edecek olsam update etmeden ne mi diye indi biz indi bize bir pravila gerek diyeli biz nehili pravila diyeli bir rule diyeli eğer de higher date'i ne mi diyeli geçmişte bir günü üt göçecek olsa biz ne mi deli error çıkarttıralı yani ne mi diyecek olyan eğer de şu hədirki baxasından, yəni könü baxasından ütkötçək boləyən təzə baxam kiçi olsa error, yəni error çıxsın deyəli. Onda nə dəvə deyəsə onu? Nəmə deyəli? Check higher date error deyəli adını. Her trigger'ın öz adı olmalı çünki. İndi, əgər də deyən
if before update etmeden in the old diyen old old nemeden önkü bahasını den eğer de önkü bahası higher date'in bahası neme eğer de şu nem olsa ulu olsa nemeden taze bahadan new dot higher date diyeyim eğer de önkü bahası üt göçek bolyan set higher date'imin bahası önkü bahası ulu olsa taze higher date'den nemesin onda bana bir error çıkarsın şunu ne diyeceğiz şimdi şuna seyredelim ilk velen bir sana bir variable dur diyen declare adın adam error message diyeli data type'ım text diyen rush diyeli ondan sonra bir error message'ime uca bir message verecek set error message dendir neme olsun yayın içinde olmalı çok mensur attı bu koşudur onun içinde diyen ki könü neme taze higher date bahası könü higher date bahasından kiçi bolup bilmeye şuları alıp error message'im veriyen dörüttüm. Eğer de şu condition bulan vakti indi şu texti error edip çıkarttıralı. Onda diyen eğer de köyünü higher date'imin bahası tazeden ulu olsa bu neyme demek tazem küçü demek de köyünüden. Onda bana bir error çıkarsın. Ona ne diyen signal SQL state ve kodum neyme error kodum 45 mı şu şekilde. Ondan sonra set message text message message text dendir error message. Yani error'da çıkan text'ım şuna denledim. Şimdi şu şekilde ben işletsem, dörütsem, haçında update eden vaktim employees diyen tablisani eğer de higher date'i ütküden vaktim köyünü higher date'in bahası tazeden ulu olsa yani taze küçü olsa köyünüdün onda ne mi diye error çıkıyor şunlar yani. Benim de işlediğim işlettim. Şimdi update edelim. Update employees set where mesela için ne açı diyeli şöyle işlediğin ilk kişinin diyelim ki ben yan kıyını alayım şunu copy şun higher date neyse 2022.09.15 doğru değil mi? Yani şunun çizlisi higher date eğer de employee number demir olsa şuna ne edecek şunun higher date'ini üt göçecek update edecek diyen den olsun higher date'ini eğer de men şun şunun çizlisinden küçü bir çizli olaysam ne mi diye trigger'ımı işleye bunun çizlisini durdu şurada copy indi köyüne bakam şu doğru değil mi eğer de şu bakadan küçü bir baka olaysam misal için hatta 14 ettim bir gün küçü bile olsa ne mi diye şu trigger işleye indi ben işletsem update'imi en görüşüm idealık neyme bir error çıktı. Eğer görüm olsanız. Neyme diye taze higher date bahası köyünü higher date bahasının küçü olup bilmeye diye. Yine şunu realık siz eğer istemeseniz bir error verdir bileğiniz trigger'ın kömürlüğün şu şekilde. Yine trigger'lar diyen temamızın şunu realık. I hope umid ediyen düşünen türünüz deyip belli ki before after'larım edil şunu realı dördülüye. Yine bugünkü temamızdan şuları aldı.